the earth. Look to her skies, so dear and so bright, that warm our hearts and bring us light. What a light, what a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. When all over her dazzling mountain peaks, the majesty of ages speaks. So how have we returned her love by poisoning the skies above, burning down her marvelous trees and pouring waste into her seas? So let's understand and face our acts. We destroy our earth, that's a fact. Can't we bring back a smile on earth, help her rebirth? Dünyadaki yoksulluk. Güzel bir kuzu buduna hayır demezdin. Sen hiç doymak bilmez misin? Aslında sıcak bir yemeği tercih ederdim, anlarsın ya. Evet, belki bir hamburger filan yan taraftaki restoranttan. Hazır bir şey belki de ha? Hazır yemek de olabilir ama neden? Biliyor musunuz? Aslında hazır yemek neredeyse Homo erectus zamanından beri var. O da kim? Maymun adam. Sanırım siz onlarla birlikte yemeği yiyelerdiniz. Yemeğimizi bitirdikten sonra içeri girip bu konuda konuşabiliriz çocuklar. İlla 800 bin yıl önce Homo erectus ayağa kalkan ilk maymun insandı. O zaman da hızlı yemek seçeneği vardı. Ateş yoktu. Çiftçiliği ya da avlanmayı bilmiyorlardı. Yemek bulmak da kolay değildi ama topluluk bilinciyle sahip olduklarını paylaşıyorlardı. İyi ki bugün her şey daha farklı. Herkes bir markete gidip canı ne istiyorsa onu alabiliyor. Böyle mi düşünüyorsun? O zaman bunu biraz konuşalım. Dünya nüfusunun %20'den daha azı tüm üretilenlerin %80'ini tüketiyor. Her şey kalmadı. Çok doğru. Bazılarının çok fazla yediğini biliyoruz. Birleşik Devletler nüfusunun %40'ı obez. Bu New Orleans gibi yoksul yerlerde de böyle. Diğer şehirlere oranla %30 daha fazla tüketiyorlar. Evet, obezite yoksullar için bir sorun. Ve dünyada pek çok yoksul insan var. Ama zenginler sağlıklı beslenebiliyor. Yoksullara yardım etmek için bir şey yapılamaz mı? Yapılabilir. UNESCO, UNICEF gibi çalışan pek çok örgüt var. Ben de alabilirim. Ben de istiyorum. Ancak yoksulluğu ortadan kaldırmakta pek etkili oldukları söylenemez. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Peki bu nasıl oldu? Buraya nasıl gelindi? İhtiyaçtan fazla yiyecek üretiliyor. Ve
geri kalanları israf ediyoruz. Bu kesinlikle çılgınlık. Peki sizce neden? Hı? Dünyadaki üretim fazlası fiyatların düşmesine neden oluyor ve bu yüzden çiftçiler ailelerini geçindirecek kadar kazanamayacak hale geliyorlar. Ve sonra protestolara başlıyorlar. Toprağın çok da verimli olmadığı az gelişmiş ülkelerde gelişmiş araçlar ya da suni gübre kullanılması gerekiyor ama küçük çiftçiler bunlara da sahip olamıyor. Ve yağmurun çok az yağdığı toprağın tozağı, kuma hatta çöle döndüğü sıcak ülkeler de var. Bu ülkelerde yaşayan insanların pek çoğu karınlarını bile zar zor doyuruyor. Ama daima diğerlerinden daha zeki olan kimseler var. Evet, bazılarının diğerlerinden daha şanslı olduğu gerçek ve ayrıca bazı başka sebepler de var. Evet, çok çalışan ve sadece tembellik eden insanlar da var. Peter'ın dediği gibi bütün topraklar aynı değil. Bazıları verimliyken bazıları kıraç. Bazı topraklar altın hatta petrol rezervlerine sahip. Ancak zamanla varlıklı insanlarla yoksullar arasındaki fark giderek artmış. Ve sonunda sadece birkaç varlıklı insan ve pek çok yoksul insan olmuş. Haklısınız çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. Ama bazı şeyler göründüğünden daha karmaşıktır. Peki bunlara çözüm bulunabilir mi üstad? Elbette canım, elbette. Bu sorunu derinlemesine inceleyeceğiz. Yoksullar, yoksulluk sınırındakiler, aç olan ve çok fazla tüketenler hakkında konuştuk. Gidip yakından görmeye ne dersiniz? Sonra yine konuşuruz. Harika bir fikir bu. İşte yine başlıyoruz. Zaten tek yaptığımız konuşmak. Bu sorunlar karşısında pek çok örgütün ve hatta devletlerin ne yaptığını biliyorsunuz değil mi çocuklar? Sadece ama... Sadece konuşuyorlar. Pekala, nereye gidelim çocuklar? O kadar yoksulluk ve çaresizlik var ki. Nereden başlamalıyız bilmiyorum. Afrika'ya ne dersiniz? Harika fikir. Orada arkadaşlarımız da var. O halde Afrika olsun. Ama önce başka yerlerde ne olduğunu öğrenelim. Monya ve Simon'ın Meksika ziyaretinden sonra hazırladıkları raporu görelim çocuklar. O hep aynı şey işte. Evet, hiç istediğimiz yere gidemiyoruz. Her sene yüz binlerce yoksul Meksikalı'nın yaptığı gibi sınıra yakın bir bardaki bu iki genç çifte hayallerindeki ülke olan Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalışıyor. Orada taburelerin üstünde oturuyorduk. Ama nasıl yapacağız? Bölgeyi bilmiyoruz ve sınırın diğer tarafında gece gündüz devriye gezen 20 bin muhafız olduğunu söylüyorlar. Evet, ve hiç merhamet etmiyorlarmış. Hey! Az önce konuşmalarınıza kulak misafiri oldum ve size yardım etmek istiyorum. Hizmetinizdeyim dostlarım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ama bedelini ödemelisiniz amigos. Ne kadar? Hayır, bu resmen soygun. Hey, bu dünyada bedavaya hiçbir şey yoktur amigo. Sınırı geçince bir arkadaşım sizi arabasıyla San Diego'ya götürecek. Sence bu adama güvenebilir miyiz? Ama bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Komşularımız sınır boyunca büyük bir duvar inşaatına başladı dostlarım. Duvar tamamlandıktan sonra bir daha sınıra asla geçemezsiniz amigos. Pekala, sağ salim geçebileceğimizi garanti edebiliyor musun? En iyi şekilde. Garantili. İşte Amerika orada. Şu kumlu tepelerin ardında bir kulübeye doğru giden bir yol göreceksiniz. Arkadaşım arabasıyla sizi orada bekliyor olacak. Hadi acele edin. Burada fazla duramayız. Araba falan yok. Gerçekten kandırıldık. Yolun sonuna kadar gidelim. Belki orada bekliyordur. Hadi şunlara sınırımızı istedikleri gibi geçemeyeceklerini gösterelim. Evet. Gece yarısı sınırı geçen şu tipleri yakalayıp
ders vermenin zamanı geldi artık. Eve hoş geldiniz çocuklar. Pekala, bu defa şanslıydınız. Bunu bir daha denemeyin. İşte bütün hikaye bu. Ama o küçük hırsızı bir daha görürsem... Bu o değil mi? Her sene 2 milyon yoksul Meksikalı iş bulup... ailelerine destek olabilmek için Amerika sınırını geçmeye çalışıyor. İnanabiliyor musunuz çocuklar? Görünüşe bakılırsa sonrası daha da kötü oluyor. Neden bu yoksul insanlara kimse yardım etmiyor ki? Çünkü hiç kimse yoksullukla uğraşmak istemiyor. Çok doğru. Avrupa bile Afrika'dan gelecek yoksul insanları engellemek için bariyerler inşa ediyor. Fakir kurak Botswana bile daha fakir olan Zimbabwelilerin sınırı geçmemesi için elektrikli çitler yapıyor. Ve biliyor musunuz? He? Bunun gibi daha pek çok örnek var aslında. Ama şimdilik bu kadar yeter. Manzarayı biraz değiştirelim. Hazır mısınız? Evet. Tamam, evet. Afrika'ya gidiyoruz. Hadi gidelim. Atlayın bakalım. Ben rehberiniz Dudu. Aracınız sizi bekliyor. Şu an Mali'deyiz. Burası pek çok yoksulun yaşadığı fakir bir ülkedir. Araçta istediğim her şey var mı bakalım çocuklar? Evet, elbette. İşte bakın. Harika. O halde gidelim. Tamam. Evet, işte bakın, bütün köyün serveti büyük ihtimalle şu gördüğünüz keçiler. İşte gerçek yoksulluk bu. Bütün bu insanlar yiyecek yardımı bekliyor. Ne yapabiliriz? Hepsine yardım edemeyiz. Ama onunla konuşmak istiyorum. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Bunu gazetemiz için soruyorum. Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Yiyecek bulmak, hazırlamak, bebeğimle ilgilenmek, gidip su bulmak. Bunlar bütün zamanımı alıyor. Su köyden çok mu uzakta? Hayır. 3 kilometre. Buraya yapılmasını istediğiniz bir şey var mı? Aslında bir okul yapılsa eğitim alabiliriz. Kadınların neredeyse hiçbiri okuma yazma bilmiyor. Ve bu yüzden hiç kimse bize saygı göstermiyor. Aslında ben öğreniyorum gizlice. Çocukların büyüyene kadar öğrenmem gerek. Ama çok genç görünüyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 16. Ailem beni 13 yaşında evlendirdi. Bekleyin. Ya.
Gelin sizi ve bebeği aracımızla evinize bırakalım. Merhaba. Belki bu size çalışmalarınız için biraz zaman kazandırır. Hmm. Çok iyi öyle değil mi? Evet. Hadi teşekkür ederim. Burada hastalandığınızı düşünebiliyor musunuz? 40 bin yerleşimci için sadece bir doktor var. Hem de kim bilir kaç kilometre mesafede. Görünüşe bakılırsa uluslararası yardımlar olmaksızın bu köyün ayakta kalması çok zor. Bu da yeterli değil. Bu köy ölüyor. Aynı diğer pek çok köy gibi. İnsanları haberdar etmekten başka ne yapabiliriz? Afrika'da buna benzer sayısız köy var. Burkina Faso uzak sayılmaz ve orada görmek istediğim bir köy var. Tamam, pekala, gidelim o halde. Hoş geldiniz yabancılar. Söyler misiniz? Bu gençler ne yapıyor? Küçük su yolları açıyorlar. Yağmur geldiğinde suyun toprakta kaybolması yerine kanallarda birikmesi için. Hadi. Güzel, çok güzel. Taraca çiftliğine güzel bir örnek. Aferin size. Köyün erkekleri kendilerine ait olmayan bu toprak için çok çalışıyor. Sonra diğer araziye geçecekler ve sonra diğerine. Sonunda tüm bu topraklar işlenmiş olacak ve mahsul herkes tarafından paylaşılacak. Aferin, aferin size. Güzel bir yöntem bu. Gördünüz mü? Tarih öncesi insanların yöntemini kullanıyorlar. Sadece paylaşmak. Şurada ne yapıyorlar? Bu çukurlara zayı deniyor. Onları doğal gübreyle dolduruyorlar. Yağmur geldikten sonra ektikleri tohumlar çabucak filizleniyor. Tam olarak ne yapmamız gerekiyor? Pamuk fidanlarımız. Ama hasat yapıldı ve pamuk ihraç edilmeden önce kooperatifimizde işlenecek. Amerika en zorlu rakiplerinizden biri olmalı değil mi? Zorlu mu? Onların üreticileri ürettikleri kilo başına $1 yardım alıyor. Bu sayede istedikleri fiyata satabiliyorlar. Zaten paralarını almış oluyorlar. Bize verilmiyor. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? $1 bizim için çok büyük bir para. Ve 2 milyon insan geçimini pamuktan sağlıyor. Hadi. Bırak şu saçma oyunları. Şu an dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'deyiz. Şu genç kadınlara bakın. Her birinin 7 ya da 8 çocuğu olmalı. Bu tarafta. Hadi gel buraya. Yaz çok kurak geçti. Ve sonra milyarlarca çekirge ekinlere saldırdı. Ağaçlarda tek bir yaprak bile bırakmadılar. Bu insanlar bu şartlarda nasıl geçinebilir? Peki burada verilen fiyatlar nasıl? Daima az. Hem de çok az. Umarım sahilde ziyaret edeceğimiz dostlarımız bu insanlar için bir şey yapıyorlardır. Şuraya bakın. Sanırım bu bizim köyümüz. Hadi gel. Pekala, köyde işler nasıl? Kuraklık bizi çok etkiledi ve sonra çekirge sürüsü geldi ki her biri baş parmağım kadar eriydi. Gökyüzü onlarla doluydu.
ama bunun üstesinden geleceğiz. Durun bir dakika. Ağaçları kesmiyorsunuz değil mi? Unutmayın. Kökleriyle suyu ve kumu tutuyorlar. Onlar olmazsa burası tam bir çöle döner. Merak etmeyin, tavsiyenize uyacağız. Böyle düşünmeniz gerçekten çok hoş. Güzel. Bu kadar sohbet yeter. Size bazı hediyeler getirdik. İşte tahıllar, bir miktar kurutulmuş et ve ilaç. Ve sizi çölleşmeden koruyacak olan en önemli şey. Ekmeniz için genç fidanlar. Gübre ve tohum da var. Hepsi sizin için. Size iki sürprizim daha var. Pekala, bu bir güneş ocağı. Yemeklerinizi pişirmek için artık odun gerekmiyor. Ve kurulumu da çok kolay. Ve size bir güneş paneli de aldık. bu akşam harika geçecek. Çok güzel. Bana da ver. Pekala çocuklar, bu defa yoksulluk ve açlığı ilk elden gördünüz. Gazeteniz için ne gibi sonuçlar çıkarttınız? Bence zengin ülkeler gelişmekte olan ülkelerin borçlarını iptal etmeli. Büyük bankalara giden o paraları pek çok yerde kullanabilirler. Evet, 18 yoksul ülkenin borçlarını iptal ettiler bile. Ya da daha doğrusu borçlarının %1'ini diyelim. Çok cömertler değil mi? Mesela Kenya'ya bakarsak yılda 100 milyon yardım alıyor ama borçları için 600 milyon ödüyor. Böyle nasıl geçinebilirler ki? İnsanlar yiyecek bir şey bulamadıklarında isyan ediyorlar ya da yiyecek bulabilecekleri yerlere yöneliyorlar. Yani göç ediyorlar. Yaşamak da çözüm olmayabiliyor. Şu kapalı alanlarda yaşama fikri gibi. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri olan Brezilya'daki Sao Paulo'da 3 milyon kişinin yaşadığı bir gecekondu mahallesi var. Tek bir semtte 3 milyon yoksul kişi. Onlar için ne yapılabilir? Ve biz de gelişmiş ülkeleri daha fazlasını vermeleri için ikna etmeliyiz. Yoksulluk uluslararası bir sorun. O insanlara karınlarını doyurmaları, giyinmeleri ve ev sahibi olmaları için yardım etmeliyiz. Bu ülkelerde eğitim sisteminin geliştirilmesi de çok önemli. Gelişmeleri için gereken tek şey malzeme yardımı değil. Onlara teknikleri öğretmeli, araçlar temin edilmeli ve çalışmalarını sağlamalıyız. Böylelikle öğrenebilirler. Evet, atasözündeki gibi balık vermektense balık tutmayı öğretmek daha iyidir. Dünyayı uyandırmalı ve farkındalığı arttırmalıyız. Dünyada bununla savaşan pek çok örgüt var ve pek çok insan var. Biz de bu çabalara katkı sağlamalıyız. Pekala, şimdi makalenizi hazırlayın ve ikna edici olun. Bu tür talihsizlikleri görmezden gelmek gerçekten tehlikelidir çocuklar. Çünkü sonunda tüm dünyayı etkilemeye başlar. Dear and so bright, that warm our hearts and bring us light. What a light, what a light.